Araba mı çalıştırıyorsun? Araba. Ne anlatıyorsun Esra? Ben bile anlamıyorum. TRT 1 ekranlarında Ana Kuzusu kaçırılmayacak bölümlerle sürüyor. Kuş, tavuk. Yarışma evinde kalmayı başaran rekabetçi, azimli ve maharetli yarışmacı Meltem Karadağ'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle az sonra sizlerleyiz. Meltem, bir dakika. Kafasına bas. Tüm gazeteler Hintli Müslüman kardeşlerimizin direnişinden bahsediyor. Hilafetin etkisiz bir mesele olduğunu iddia edenler sukut hayali uğramış durum. Ekrana gelen ilk iki bölümüyle büyük bir etki yaratan Payitaht Abdülhamit dizisinin yönetmeni Serdar Akar, TRT 1 izleyicilerine özel söyleşisiyle bir de bugüne konuk oluyor. Az sonra. Ana Kuzusu heyecanına siz de kendinizi kaptıracaksınız. Ah Esra, ah! Kuzum oraya benim kumpirim, hadi! Zamana karşı süren yarışta yarışmacılara bazen kolay, bazen de çok zor gelen etaplarda en büyük destekçileri yine anneleri oluyor. Hadi yavrum, hadi. Hadi şu etaplar, dikkat edin. Kazanan ve kaybeden kuzularımız belli oldu. Sizleri ana kuzumuz Meltem Karadağ'la tanıştıralım. Pek emin değilim kimin kalıp kimin gideceğine. 26 yaşındayım. Şu anda ev hanımı sayılırım. Asıl mesleğim pastacı. Pasta yapıyorum. Evliyim. Bundan 45 gün önce kadar bir bebek dünyaya getirdim ama ölü doğdu. Onu defnettik biz. Bu yarışmaya eşim beni katmış. İşte biraz kafam dağılsın, moral olsun diye. Onun üzerine katıldık. Hayat devam ediyor bizim için. Daha yaşayacağımız çok şey var. Yaşımız biraz küçük. Biraz öğreneceğiz her şeyi. Annelerimizden de öğreneceğiz tabii. Böyle yani hayatım şimdi buradan ibaret. Öncelikle başınız sağ olsun diyoruz. Biraz kafanızı dağıtmak için yarışma evinden konuşalım mı? Ev aslında çok sıcak bir ortam. Birbirimize tabii çok daha yeni alışıyoruz. Dediğiniz gibi yemekler yapıyoruz. İlk yemekle başlıyoruz günümüze. Temizliğimiz oluyor, püf noktalarımız var. Tabii biraz annelerle birbirimizle anlaşamıyoruz, biraz anlaşıyoruz. Oyunlarda arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Genel olarak iyi bir ev burası. Güzel, mutlu. Biriniz Boraks'ı sorarsınız, diğerleri Boraks'ı anlatır gibi. Tamam mı? Ay sen bana sorma, ben Boraks'ı değil, aman ya. Etaplarda genelde neler yapıyorsunuz? Hepimize tabii gün içerisinde ayrı ayrı görevler düşüyor. Yemekte genellikle evde yaptığımız, daha aşina olduğumuz şeylerle karşılaşıyoruz. Püf noktalarda da öyle, pratikte yaptığımız şeyler oluyor. Temizlik deseniz tabii ev hanımlarının zorlu bir çilesi diyelim, her zaman yaptığımız. Bir şey ahşapta kullanılıyor. Kendinizi nasıl bir yarışmacı olarak görüyorsunuz? Rekabeti seviyorum, hırslı olduğuma da inanıyorum. Ya tek sorun bende çok hızlı konuşmam galiba. Çok hızlı konuştuğumda her şey birbirine giriyor ve heyecan da buna etki ediyor. Yani azim herkesin gösterdiğinden daha fazla gösteriyorum gibi geliyor bana ama tabii annelerin böyle düşünmüyor anneler. Ya benim kızım bugün daha iyi yaptı, sen tamamen görevi bitiremedin gibi eleştirileri oluyor. Süre insanı panikletiyor değil mi Meltem Hanım? Verilen süreye ayak uydurmak gerçekten bu kadar zor mu? Çok heyecanlı bir insanım. Hem de böyle bir anda kasılıyorum bir an. Ellerim titriyor falan, birbirine dolaştırıyorum her şeyi. O yüzden altınları kaybediyorum. Kendimi cuma gününe saklıyorum. Cuma günü finalde bütün altınları ben toplamak istiyorum. Sirke hem yemeklerimizde kullanırız hem evimizde kullanırız. Böyle düşünmeniz harika. Cuma günü için diğer yarışmacılar sizden korksunlar mı? Ne dersiniz? Aynen, kendimi yani ona modladım şu anda. Yani cuma günü kafamda hep cuma yani altınlar. Etaplarda verilen süre hakkında biraz daha konuşalım istiyoruz. Zaman benim için çok önemli. Yani o olmasa, onu hiç düşünmesem belki de yapabileceğim ama bir yandan annelerin yorumları ve bizi izlemeleri, bir yandan da yetiştirme telaşı beni çok kasıyor doğal olarak. Bir de zamanı arada böyle duyunca tamamen bende film kopuyor yani. Ben seni
ana kuzusunun en sevdiğiniz tarafları neler? Gözleri, anne kız gözler harika. Mavi, tam mavi. Yapmacık kimse olmuyor. Doğal neyse o. Zaten annelere, benim de yarışlar esnasında bazı çıkışlarım oluyor. Günlük hayatta da birçok kız annesiyle böyle tarzda didişmeler ya da ufak tefek atışmalar yaşıyordur. Dediğim gibi yani günlük hayatta yaptığımız yemek, temizlik, ondan sonra işte geri dönüşüm vesaire püf noktaları hepsini yapıyoruz. Yani hiçbir şekilde nasıl diyeyim, işin içine bir oyun, bir plan girmiyor. Herkes doğal. Kazanırsanız ödülle gerçekleştirmek istediğiniz hayaliniz ne? Ödül çok büyük ödül. Yani hayatımız boyunca o kadar altını bir arada görmediğimiz bir ödül. Kazanırsam küçük bir arsa alıp onun üstüne bir ev yapmak istiyorum. Tabii o kadar büyük anneme de vereceğim. Tabii annemi de unutmayacağım kazanırsak. Onun sayesinde de kazanmış olacağız. İnşallah büyük ödülü kazanırsınız Meltem Hanım. Size başarılar diliyoruz. İnek, eşek. Ana kuzusu hafta içi her gün saat 14.45'te TRT 1'de. Tavşan daha ne var ki kızım? Köpek. Ölü İmparator. Sultan için bir mum da siz yakmak ister misiniz paşam? Ölülerin ruhlarını aydınlatır derler. TRT1'in Çiçeği Burnunda dizisi Payitaht Abdülhamit merakla beklenen 3. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Siz işi bitirmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Büyük sürprizlerin ve aksiyonun yaşanacağı dizinin yeni bölümü öncesinde mikrofonumuzu Payitaht Abdülhamit'in yönetmeni Serdar Akar'a uzatıyoruz. Payitaht'ta güneş doğacak. Bolluk, bereket, hürriyet gelecek. Başarılı yönetmen ilk olarak Payitaht Abdülhamit dizisinin izleyici üzerinde büyük bir etki yaratacağını ifade ediyor. Seyretmeye başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Gerçekten ilgi çekici bir senaryo var ortada. Başlarlarsa bırakmazlar herhalde. Tevrat'taki öldürmeyeceksin emri herkes için ve her koşulda geçerli midir? Payitaht Abdülhamit oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip, görkemli bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Böylesine kalabalık bir seti idare ederken zorlanıyor olmalısınız. Tabii kalabalıklarla çalışmak her zaman zordur yani. İyi bir ekibimiz var. Çok iyi koordine oluyorlar. Gerçekten İzmit'te çekiliyor biliyorsunuz. İzmitli arkadaşlar gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Çok iyiler. Çok böyle büyük bir zorluk yaşamadık. Yani normal kalabalık zorluğu yani. Dizinin ilk iki bölümünde nefesleri kesen aksiyon sahnelerine şahit olduk. Dizide bu tarz aksiyon sahneleri devamlı olacak mı? Dönem zaten aksiyon ha. Yani her türlü içsel aksiyonlar çok yüksek. Kadınlar arasında hakeza çok önemli hikayeler var. Her türlü aksiyon var diyebilirim yani. Sonun geldi kızım sultan, öleceksin. Aksiyon sahneleri için özel bir hazırlık sürecinden geçiyor musunuz? Tabii yani duygusal aksiyonlar için tabii oyuncular kendileri çok iyiler zaten. Çok memnunum hepsinden. Diğer hareketli sahneler için de ekiplerimiz var. Profesyonel, onlar geliyorlar. Onlarla beraber çalışıyoruz. Yusuf nerede? Zindanda. Oğlum bu ne sürat? Hemen başını belaya mı soktun? Hem de ne bela? Dizinin çekimlerine İzmit'teki devasa platoda devam ediyorsunuz. Peki plato dışında da çekim mekanlarınız var mı? Mesela Sirkeci Garı
Çok güzel şu anda yerinde duruyor. Orada çekim yaptık. Çok gayet memnun kaldık. İyiydi yani. En yaşlı üye sıfatıyla Bay Herzl'ın adayım olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyarım. Başka aday göstermek isteyen var mı? Sultan Abdülhamit Han'ı bir kenara koyarsak, sizce dizinin favori kahramanı kim? Çok kahraman var, inanın yani hani. Ama tabii ki Abdülhamit'i bir yere koyarsak en büyük şeyi tam karşısında olan kişi olacaktır. Dostum Alman İmparatoru Wilhelm'e bir davet göndereceğim. Onun neticesinde bu yolu beraber gideceğiz. Çekimlere başlamadan önce kişisel olarak nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz? Şimdi önce proje geldiği zaman senaryoyu gerçekten yani son dönem yazılan televizyon serisi senaryo içinde çok başarılı buldum. Onu söyleyeyim. Senaryonun kendisi zaten size nasıl çalışacağınızı söylüyor. İyi hikayeler. Nerelere dikkat etmeniz gerektiğini, işte neyi nasıl yapmanız gerektiğini senaryo söylüyor. Senaryo ne söylüyorsa onu yapmaya çalıştım. Ne yapıyorsun Hürrem Efendi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? TRT1'in ekrana damgasını vuran tarihi dizilerini göz önünde bulundurduğumuzda izleyicilerimizin bu tarz projelere oldukça alışkın olduğu ortada. Peki siz onları nasıl şaşırtmayı düşünüyorsunuz? Dediğim gibi senaryo gerçekten şaşırtıcı sürprizlerle dolu. Gerçi birinci bölümden itibaren yani çok beklemeye de gerek kalmayacak. Yani o yüzden yani her bölümünde çok ilgi çekici şeyler var. Ben daha önce Elveda Rumeli diye bir dizi çekmiştim. O arada sadece bir sene fark var o diziyle bunun arasında. Oradaki halkın sıcaklığı ve samimiyeti çok başarılı olmuştu. Bu dizinin içinde de hani alışık olduğum bir dönem diye söylüyorum. Bu dizinin içinde de olaylar ve oyunculuklar ve karakterlerin inandırıcılığı gerçekten çok başarılı gözüküyor bana. İnşallah herkese de öyle gözükür. Beni ne kadar seversiniz diye sorardınız. Hatırlar mısınız? Kördüğüm gibi derdiniz. Seni kördüğüm gibi seviyorum. O kördüğüm çözülmek üzere. Haberiniz olsun. Ne oluyor burada? Ne hakla benim odamı boşaltırsınız? Efendim, Seniha Sultan'ın emri... Sen de kocan da çıkın artık hayatımızdan. Payitaht Abdülhamit yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT1'de. İram'ı payitahttan götürecek tren saraydan kalkacak. Akşam yemeğe gelmek yerine İram'ı kaçırmaya kim teşebbüs ederse hain odur. Sultan Abdülhamit bizzat hususi muhafızlarını evinize göndermiş. Devlete ihanetten aranıyorsunuz.